Kimco People S125 bence fiyatıyla öne çıkıyor ve malzeme kalitesiyle öne çıkıyor. Aslında beklediğimizin böyle X-Town 250'de gördüğüm o plastiklerden sonra yine burada öyle plastik bir skuter bekliyordum. Ama beklediğimizin çok dışında olmuş. Malzeme kalitesi falan 10 numara bir motosiklet olmuş. Tabii bu detaylarına da geleceğim. Çünkü bir sürü artısı var aslında People S125'in. Ama önce gidişiyle başlayalım. Şimdi burada hava soğutmalı 125 cc'lik bir blok var. Evet, hava soğutmalı olması biraz dezavantaj. 11 beygirlik bir blok. Bunun bir de 150'lik abisi var. People S150i var. Onun da 13 beygir olduğunu söyleyeyim. İkisinin arasındaki fark beygirde. Yani birisi 11 beygir, birisi 13 beygir. Hani biraz daha güçlüsünü istiyorum diyorsanız öyle bir adres de var. Ama bizim bugün incelediğimiz model People S125i. Hava soğutmalı bir blok demiştim ama hani bu sizi korkutmasın. Çünkü şehir içinde kullanırken falan öyle kolay kolay şişebilecek bir motor değil. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Yani motor bloğunun kalitesi böyle kendisini hissettiriyor. O çalışmadaki o sesinden anlıyorsunuz zaten. O marşa alışından çok sessiz çalışıyor bu arada. Hani hiç çıtı çıkmıyor. Böyle marşa bastığınız gibi hiç sektirmeden alıyor. Bunlar mesela People S125'in güzel yanları arasında. Yani gidiş konusunda böyle sizi üzecek 125'lik rakipleri arasında herhangi bir eksikliği yok. Sizi üzecek bir motosiklet değil. Ya gidiş konusunda kafanız rahat olsun ki burada bir de büyük jantlar var. Onlara da geleceğim. Böyle aslında çok medeni bir alet. Yani o konuya da geleceğim çünkü birçok yönden baktığında böyle tasarım olsun falan çok şık, çok elegan. Yani hiç böyle bir Tayvanlıdan beklemeyeceğim dersiniz ama şimdi şöyle bir şey var. Tayvanlıları küçümsemeyelim çünkü bugün işte kullandığımız işte Asus, MSI, işte Acer gibi birçok markayı da üreten adamlar bu Tayvanlılar. O noktada hani kafanız rahat olsun, öyle Çinli mi alıyorum gibi bir şey düşünmenize böyle pek gerek kalmıyor o noktada. Fiyata değineyim çünkü fiyat önemli. Biz bir fiyat ülkesiyiz. Buna da bir Tayvanlı scooter dedik. Japon kadar pahalı olmamasını bekliyoruz. Öyle mi? Evet, öyle fiyatlar. Hatta şöyle, şimdi önce rakiplerinin fiyatını söyleyeceğim, sonra People isim fiyatına değineceğim ki aradaki farkı anlayın. Şimdi Mayıs 2021 itibariyle PCX125 33.300 liraya satılıyor. NX125 de 35.500 TL'ye satılıyor. Ciddi bir böyle fiyatın aslında 30.000'in de artık çok daha üstüne çıktığını görüyoruz. Peki People S için fiyat ne kadar? 32.000 lira ama nakitte 30.000 liraya People S'i alabiliyorsunuz. Böyle bir artısı var. Yani 30.000 liraya işi kapatabiliyorsunuz. Ve şöyle bir artısı var. NX ön bakış videomuzu izleyenler hatırlayacaktır. Orada iki NX vardı. Biri böyle sade, diğeri de aksesuarlı olandı. Aksesuarlı olanda ne vardı? Yine böyle bir çanta ve böyle bir tur camı vardı. Peki bunların ekstra fiyatları neydi? Hemen şöyle kısaca bir gidip hatırlayalım. 2500 liralık ekstra bir işte çanta için aksesuar olarak alabiliyorsunuz. Ben bir de bu camı istiyorum derseniz, yani orijinal cam bu. Ben bir de bu uzun camın, tur camını istiyorum derseniz de o zaman 3600 liralara kadar ekstra bir ödeme yapmanız gerekiyor. Hatırlatmada da geçtiğim gibi, o videodan aldığım küçük kesitte de gördüğünüz gibi 3500 lira tutuyordu cam artı çanta. Peki burada mesela bir hesap yapalım. Bir NMAX aldınız 35 bin liradan ve bir çanta, işte bir cam eklemek istediniz. Ne olacak? O 35.500'ün üstüne 3500 lira daha koyacaksınız. 39 bin liraya gelecek. Yani hani bu noktada People S diyoruz ya, işte şimdi tamam NMAX'te traction var, işte ABS vesaire, burada tamam ABS var, traction yok. İşte anahtarsız çalıştırma vesaire yok. Ya o kadar olsun zaten çünkü bana kalırsa hani elzem mi anahtarsız çalıştırma böyle bir scooter için? Bence değil. Veya işte traction control böyle 125 cc bir scooter için ne kadar elzem? Yani çok da böyle hani olmazsa olmaz değil ama ha olursa da evet bir noktada işinizi görebilir. Kenda lastikleri görüyoruz. Şimdi Kenda nedir falan diye böyle insanlar ya Kenda lastik ne falan diyecekler. Kenda lastik şöyle, aslında yabana atılması gereken bir marka değil. Çünkü yine Tayvanlı bir marka. 1962 yılından beri lastik üreten ve 1970 yılından beri motosiklet lastiği üreten bir marka ve Asya'da ciddi bir pazar payı olduğu gibi Amerika gibi ülkelere de zaten lastik satıyor Kenda. Ha bu skuturda bu durum, yani bu skuturda kullanılan lastiğin bir olduğu anlamına mı geliyor? Hayır. Yani sadece burada markaya bir değinmek istedim. Buradaki lastiklerden ben istediğim randımanı alamadım. Onu açık söyleyeyim. Yani hani burada lastiği aldığınız zaman değiştirmenizde fayda var. Onu da 30 bin liranın üstüne masraf olarak yazarsınız. Ama neden işte bu Kenda'ya bu kadar değindim? Yok diyorsanız ki ben illaki bu lastikler işte, yani benim bütçem kısıtlı.
ben lastiği değiştirmek istemiyorum. Bu lastiklerle de idare etme şansınız var. Yani kendi öyle hani tamam buradaki lastikleri, burada kullandığı lastikleri çok böyle müthiş lastikler değil ama hani sizi ya ben abi idare etmem lazım diyen adam için idare ettirebilir. Onu söylemek için bu kadar da değindim Kenda'ya. Teknolojide bayağı ileri düzeyde adamlar aslında bu Tayvanlılar. İşte Asus, MSI, Acer bunların hepsini de zaten üretip birçok böyle elektronik sektöründe işte yarı iletken falan da üretiyorlar. Sadece motosiklet değil yani birçok sektörde ilerlemiş durumda bu adamlar. Lastiklerin Kenda olmasını, bu buradaki lastiklerin aslında çok verimli olmamasını Kenda olmasına rağmen hesaba kattığımda frenleri yine başarılı. Ha ne oluyor? Arada böyle ABS falan da devreye giriyor böyle ani sert bir fren yaptığınız zaman veya böyle hafif rampa aşağıysanız ABS biraz kolay devreye giriyor. Ama hani böyle çok mu problem yaşattı? Bana çok yaşatmadı ama biraz daha iyi tutan bir lastik daha iyi olacaktır. Fren yönünde hani böyle bir kafanızı soru işaretinde bırakan bir şey yok ve stabil bir şekilde duruyor. Aletin amortisörleriyle de alakalıdır diye düşünüyorum ama amortisörler bence biraz sert tarafta yani keşke daha yumuşak olsaydı. Ama hani işte yani çukurlardan kaçmak istiyorsun, tümseklerden kaçmak istiyorsun. Böyle tümsek gördün mü ben ya girmesem mi falan diyorsun ki jantlara rağmen. Çünkü 16 inç bir ön jant var, 14 inç de arka jant var. Yani rakiplerine baktığınız zaman, PGX'e baktığınız zaman vesaire mesela. Mesela PGX'te ön jant 14 inç. Burada daha büyük jantların olması yine konfor olarak bir artı olarak geri dönüyor size. Duruş konusunda bahsettiğim gibi lastikleri de bir iyileştirme yaparsanız daha iyi duracaktır diye özetleyeyim. Konfor kısmına da değindik. Biraz virajlarından bahsedeceğim şimdi. Viraj konusunda yani çok böyle müthiş bir viraj performansı beklemeyin. Zaten bunlar böyle viraj canavarı değil. Yani virajı alayım people S'le böyle virajlara yatayım olayına zaten girmeyeceksinizdir diye tahmin ediyorum. Böyle bir scooter alacak adam için. Ya bu biraz daha böyle şık, böyle elegan bir scooter. Malzeme kalitesi çok yerinde böyle 10 numara bir scooter ama hani o aradığınız viraj makinesi değil. Stabil bir şekilde virajı dönebilirsiniz ama işte yani bir yere kadar, o da bir yere kadar. Hani çok böyle ben işte diz değdireceğim falan yapmadığınız sürece bütün viraj taleplerinizi de yine karşılayacaktır People S. Biraz şöyle artı yönlerine değineyim. Mesela günlük hayatınızı kolaylaştıracak. Hani dedik ya medeni bir alet. Günlük hayatınızı kolaylaştırabilecek ne gibi artıları var? Şimdi 135 kilogramlık bir motosikletten bahsediyoruz. Çok hafif ve ağırlık merkezi de bayağı aşağıda. Ve şöyle bir güzelliği var bak şimdi. Süper yani bayağı bildiğin otomatik açılıyor böyle S6 ve burada cidden bayağı bir boş alan var. Bir de şöyle bir aparat vermişler. Yani buraya kaskı koyuyorsun. Kask dağılıyor bu arada rahat bir şekilde. Hiçbir sıkıntı yok. Kaskı koyuyorsun. Mesela şurayı ayrı bir göz yapabiliyorsun. Veya ben böyle sırt çantamı yatıracağım dersen bunu buradan çıkarıyorsun. Sırt çantanı yatırıyorsun falan. Bununla saklama alanını ikiye de bölebiliyorsun. Buraya bu da yetmemiş. Bir tane USB girişi koymuşlar bagaja. Sadece buraya da USB girişi koymamış. Hani ben buradan telefonumu şarja takarım dediğin zaman burada takıp sel altında tutabiliyorsun. Yok işte ben telefonuma bakarak gideceğim dersen de şurada sağ tarafta bir USB girişi var. Hemen şuraya konumlandırmışlar. Yani nereden baksan iki tane USB girişi var. Burada 1 amperlik bir giriş var bu arada. 5 volt 1 amper. Bu bile bir artı yani. Hani buraya bir telefon tutucu falan koydun mu buradan hemen şarjını verebilirsin böyle bir yolculuğa çıktığın zaman. Diğer bir güzelliği tasarım yönünde demiştik ya. Bak abi tasarım yönünde adam elciklere bile Kimco logosu koymuş. Yani şu elciğe bakıyorsun iki elcikte de böyle sağ tarafta böyle Kimco logosu var. Bu bile güzel düşünülmüş bir detay aslında. Yani kaliteli olduğunu böyle özenildiğini anlıyorsun. Yani bu ya malzeme kalitesi olarak abilerin de yani X'de abileri demeyeyim. X-1250'nin bile önünde malzeme kalitesi olarak. Aynalar güzel işini iyi yapıyor ama biraz aşağıda kalıyor aynalar. Biraz daha sanki yukarıdan gelen aynalar olsaydı daha iyi olurmuş gibi hissediyorum ben. Aydınlatmaları güzel yine. Tuşlar güzel ki bu tuşları Honda'dan almışlar. Bana söylediklerine göre Honda'dan gelme tuşlar var burada. O yüzden tuşlar da kaliteli. Bu elcik topuzu falan da kaliteli. Çantayı da bu arada hani öyle hani F'den püften çanta değil Shad'dan almışlar. Çantayı da 33 litrelik Shad'ın SH33 dediği bir çanta modeli var burada. Yani çantada da bu arada bu şeyde de bu camda da bu kaliteli malı kullanmışlar yani. Dokunduğun zaman anlıyorsun. Hani öyle dandik camlardan değil ki sadece bu cam da değil burada elcikler içinde korumalar var. Bu cam kaliteli vesaire ama sonuçta hani işte yağmurlu havada kullandığın zaman buraya böyle bir çamurlanmaya başlıyor o zaman görüşüm bayağı düşüyor. Çünkü kısa da bir cam da değil bu arada yani şöyle göstereyim hatta oturup üstüne.
Hani bildiğin böyle tam böyle kafadan kapatıyor. Hiçbir şekilde böyle rüzgardan etkilenme durumu falan olmuyor. Bu da bu çantanın, pardon bu camın artılarından, çanta diyorum ama çanta güzel çünkü 33 litrelik falan ama hani bagaj altı da burada işin içine dahil olunca bayağı bir şey alıyor. O yüzden aklım çantada kaldı benim. Ve bunu direkt standart alabiliyor olmak da ayrıca güzel yani. Üstünde direkt geliyor olması ayrıca güzel. Bir diğer detay bu. Buradaki bir böyle poşet taşıma kancası var. Şurada bir kapak var. Bunu böyle elle açıyorsunuz. Anahtarla kilitlenmiyor. Yani çok büyük değil. İşte şu kadar falan. Hani mezimi koyarım dersen bu da güzel. İşini yapar yani. Bir diğer güzel detay da benzin depo kapağı. Ya bak şöyle otomatik hemen bunu açıyorsun abi. Kendi açılıyor böyle aşağı geliyor. Ha bunun bir dezavantajı var. Neden? Onu söyleyeyim. Şimdi ben şöyle tekrar üstüne oturacağım. Skuterimi öyle göstereceğim. Şimdi geldim. Bu kontağın en sağ tarafına çevirdiğim zaman açılıyor depo kapağı. Ve bu sefer ne oluyor? Ben mesela bazen hani motoru çalıştıracağım. Böyle sağa çeviriyorum. Çok sağa çevirirsem hop depo kapağı açılıyor. Buradan Kimco yetkilileri kusura bakmasın. Ben şöyle yapmak zorunda kalıyorum. Şimdi hiç aşağı inemeyeceğim falan deyip şöyle ayağımla kapatıyorum. 47 numara ayaklarımla. Yani böyle bir dezavantajı var. Ama hani genel kullanışlılık olarak aslında güzel bunun böyle olması. Direkt otomatik açabiliyorsunuz vesaire. O yüzden onu ben yine sevdim. Hani çok şikayet edemeyeceğim. Bir süre sonra elin alışıyor zaten. Çok böyle bir anda sağa çevirmiyorsun böyle o kontağı. Çünkü bir anda sağa çevirince açılıyor. Bir anda sağa çevirmemeye başlıyorsun kontağı. İster istemez o kafada yerine oturuyor sonradan. Depodan bahsediyorduk. Depo kapağı da işte 6 litre. Ama bu 6 litre benim için yetersiz kaldı. Çünkü yani 3 litrenin üstünde bir yakıt tüketimi görebiliyorum ben burada. Yani göremiyorum aslında. Tespit ettiğim yakıt tüketimi 3.3 litre civarında. Ya böyle 150 kilometreye kalmadan artık benzin istasyonunu ziyaret etmen gerekiyor. Çok sık benzin istasyonunu ziyaret etmek de hani insanı yoruyor bir yerden sonra. Artık yeter daha fazla benzin istasyonuna gitmek istemiyorum dediğim zamanlar oldu. Çünkü ben aldım işte 1200 kilometrede aldım motosikleti. Ve şu anda baktığım zaman hemen kontrol ediyorum 1600 kilometreye gelmiş durumda ve ben 3 kez benzin istasyonunu ziyaret ettim bu süre zarfında. Yani artık varın siz düşünün. Yani bastığın zaman 3 litrenin üstüne çıktığı belli yani. Ben biraz böyle kullandım yani hani böyle 90'ın üstünde falan işte o 100-110'larda falan çok sık seyahat ettim. Öyle olunca da tüketti yani. Böyle sık sık benzin istasyonuna gitmem gerekti. Bu verileri maalesef ki buradan ekrandan göremiyoruz. Ama ekranı da dijital güzel bir ekran yapmışlar. Şöyle ki burada odometre var, tripmetre var, işte hızınız, devir, benzin deposu ve akünün şarj durumunu gösteriyor. Onun dışında sinyallerinizin hangi yöne verildiğini görebiliyorsunuz. Sola verdiyseniz sola, sağa verdiyseniz sağa ve sinyal sesi var. Hani arabalarda olduğu gibi böyle bir çıt 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 o sinyal sesini yapıyor. Sinyali açık unutan biriyseniz bu mesela sizin yararınıza olacaktır. Hemen böyle sesi duyup aa ben sinyali açık unutmuştum ya deyip hemen böyle basıp kapatabilirsiniz. Böyle çok fazla bir veri yok maalesef ki göstergede ama olduğu kadarıyla da işte hani kilometreyi mile çevirebiliyorsun falan bu kadar. Yani fazla bir veri yok. İşte bir saat olsaydı bence yani saat olmalıydı diye düşünüyorum ben. Bir saat olsaydı iyiydi çünkü saate bakmak istediğim zaman maalesef ki ekranda saati göremiyorum. Hani dışarı sıcaklığını falan geçtim. Saat bence olmalıydı. En büyük eksiğini bu noktada söyleyebilirim göstergenin ama dijital olması güzel. Yine bir diğer güzel noktasından da bahsedeyim. Bu da ne mesela bu sefer? Şu anahtar hem kontağı kontrol etmenizi sağlıyor hem de çantayı kontrol edebilmenizi sağlıyor. Yani çantayı kilitleyeceksen, açacaksan buradan açabiliyorsun. Hiç uğraşmadan. Başka bir ekstra bir anahtara ihtiyacın yok. İşte hem kontakla işin varsa direkt bu anahtarla halledebiliyorsun. Motoru çevirip çalıştırıp gideceğim mi abi? Aynı anahtar. Çantaya mı ulaşacaksın? Aynı anahtar. Yani şaşmıyor. Hiç böyle ekstra bir anahtar taşımana gerek kalmıyor. Bu bir mesela ayrı bir artısı. Yani baktığın zaman rakipleriyle kıyasladığımda evet traction kontrolü yok. Evet işte anahtarsız çalıştırması yok falan ama yine kendine has da böyle güzel artıları var yani. Yani şu selenin kendi kendine açılması, bayağı dik açılması bile ayrı bir güzellik bence bana kalırsa. Çok pratiklik katıyor işte ve havada kalıyor da hani hiç böyle düşüyor mu ediyor mu derdiniz de olmuyor ve bunu hani amortisör bile kullanmadan sadece bir yay mekanizmasıyla çözmüşler. Zaten bu scooter Avrupa pazarı için üretilmiş bir scooter yani hani bunu direkt Türkiye özelinde de düşünmeyin. Adamlar o yüzden iyi çalışmışlar belli yani hani malzeme kalitesine baktığınızda, boyaya baktığınızda
eleştirecek bir şey bulamıyorsunuz. Bu güzel. Mesela işte X-Tan'da ben demiştim ya, konsolun bu tarafı da çok plastik falan demiştim ama burada yani tasarımdan tut böyle medeni yaşayacağım falan, işte böyle hani bu medeni işime gidip geleceğim, şu Selen'in kahverengisi falan, farklı renk seçenekleri de var bu arada. Yani bu kahverengisini ben beğendim ama ikimize de kahverengisi gelmiş. Bak yolcu ayaklığına bakar mısın şuradan, bak kaliteli yani, hani açtığın gibi tak gibi, küçük de değil, böyle yolcunun bayağı böyle arttığın ayaklarını rahat rahat koyabileceği seviyede. Yani genel anlamda People S 125 bence abi işte PCX'e, NMAX'e güzel alternatif olabilir. Bunu söyleyeyim yani, 30 bin liraya piçalta kalır yanı yok yani. Hani hiç kafanızı karıştırmasın, böyle Tayvanlı'yı Çinli gibi düşünmeyin abi. Çünkü adamlar çok başka bir noktada iş yapıyorlar. Ya baktığın zaman onu görüyorsun. Ben çok beğendim People S'i, genel anlamıyla çok beğendim. Hani bundan böyle özellikle yazlık yerde kullanan adam falan çok güzel faydalanabilir. Çok pratik, böyle rahat, böyle bir yere işte kısa mesafe yerde gidip gelmeye falan on numara bir scooter olmuş. Yani People S 125 böyleydi. Düşünenler için 150'liği de var. Ama bana kalırsa yani 150'liği için 3000 lira fazla vermemiz gerekiyor. Bana kalırsa 125'liği daha cazip gibi. Yani baktığın zaman, çünkü 2 beygir için 3000 lira vermeniz gerekecek o noktada. Tabi tercih meselesi. Şimdi bir şey de demek istemiyorum ama bence 125'liği mantıklı. Bu arada 200'lüğü de gelecekmiş ileride. O da kafanızda bulunsun. Eğer düşünüyorsanız biraz beklemenizde fayda var. 200'lüğü de gelecekmiş. Onu da söyleyelim. Şimdilik bizden, Adventure İstanbul'dan bu kadar. Yani genel anlamda People S'in gidişi, duruşu, dönüşü, konforundan bahsettik. Fiyatına da değindik. Zaten fiyatına en başta değindim. Çünkü benim için öne çıkan yönü de fiyatı oldu. Genel anlamda böyle bir scooter'dı, böyle bir motosikletti. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.